Hocam. Efendim devrim. Hayrola hocam? Hayır, hayır, hayır. Burayı yakacaksın hocam. Stüdyoyu Hayır. yakacaksın. Hayırdır hocam? Hayır bu oğlum, hayır. Anlamadın mı daha? Hadi şunu anlamıyor musun? Aa, ne hocam bu? Bu eski çağlarda iletişim metodu. İnsanlar birbirleriyle... Sen hiç Kızılderili filmi seyretmedin İzledim mi? hocam. Pazar günleri izlerdim. Çok güzeldi. Kızılderililer nasıl haberleşirlerdi? Nasıl haberleştiler? Mektup var mıydı o zaman? Yoktu. Dumanla haberleşiyor. Dumanla. Kızılderililer dumanla. Ben de Fenerbahçe Kulübü Federasyonla normal Başkan Ali iletişim kuramıyor ya, mektuplara cevap mektuplara cevap gelmiyor ya. vermiyor tabii. Evet, Başkan Ali Koç ne demişti? Federasyonla ilgili nasıl iletişim kuracakmışsınız Evet, diye soruyorum. mektup. İnşallah dumanla kurmak zorunda kalmayız. İnşallah dumanla kurmak zorunda kalmayız. Dumanla mı Mektup. iletişim kuralım diye? Ha Ben sen de. de başkanın dediğini yapıyorum. Federasyona Fenerbahçe'nin mesajını yolluyorum. Dumandan anlıyorlar. Peki ne hocam mesajlarını söyle bari. Ey federasyon, bak görüyor musun dumanı? Ey Evet. Bu federasyon. şimdi şeye rivaya doğru Bak gidiyor evet, hocam. ey federasyon. Sen okumasını bilmiyorsun. Evet. Hakemlerini de al. Defolun gidin. İstifa edin. Defolun gidin. Fener, evet, Türk futbolunun içini ettiniz. Hakemlerinin Fenerbahçe düşmanlığı ne zaman bitecek? Eyvah 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 hocam. Şimdi federasyon buna bir cevap verebilir. Onlar da dumanla mı versin hocam? Tabii ki, çünkü onlar modern iletişimden, yani mektup gibi, telefon, telgraf gibi anlamıyorlar. Dönmemişler Fenerbahçe kulübüne. Hocam yalnız yanıyor Ben bak. de Tutuştu orası iyice. yansın, stüdyo yansın. Yeter ki rivaya gitsin bu. Peki hocam Aa. selam söyleyebiliyor muyuz buradan dumanla? Tabii ki. Kime? Selim Hoca, Selim Soydan'a biliyorsun o Fenerbahçeli. Nihat Özdemir, Servet Ha. Yardımcı. Onlar Fenerbahçeli. Onlara selam söyleyelim hocam. Dur bakalım. Selam söyleyebiliyor musun? Bak bu Selim Soydan'a, Servet Yardımcı'ya. Servet Yardımcı'ya, En bu sonunda da Nihat Özdemir Nihat hocam. Özdemir'e Fenerbahçe kulübünden selamlar. Mesajını bekliyorum. Geriye dönüş bekliyorum. Geriye dönüş. Peki Evet. hocam. Hocam bunu hemen kaldıralım. Yavaş yavaş duman artık gider oraya doğru. Çünkü birazdan burada boğulacağız hocam. Ne Tamam. diyorsun? Mesajı almışlardır herhalde. Mesaj gitmiştir hocam. Ulan bu Amerika'ya, Kızılderililere kadar ulaşır be. Rivaya niye... Çok güzel. Tamam. Evet. Mesajımızı gönderdik hocam. Umarız. Evet, Evet mesajımız. bunu hemen onu bırakalım. Stüdyo yanacak çünkü birazdan hocam. Tamam. Peki hocam. Hadi bakalım. Hocam çok güzel mesaj verdin. Tabii Tebrik ki. ederim. İnşallah. İnşallah mesaj anlaşılmıştır. Mesaj anlaşılmıştır inşallah. Hocam Kızılderililerle var mı bir yakınlık, bir akrabalık geçmişten? Yok. Ama Kızılderili birkaç kişiyle tanışmıştım. Evet. Bana bu dumanla mesajı öğretmişlerdi. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Her yerde duman var hocam ya. Ne? Kesin rivaya gitmiştir, bulaşmıştır. Herhalde ya. Diyorum ya sana, Amerika'ya bile gider bu, Kızılderililer var ya orada. Bundan sonra Ali Koç'a söyleyelim, Sayın Ali Koç'a. Evet. Ulaşamadığı zaman gelsin bize. Ya Sen dumanla bir şekilde da beni halledeceksin. Fenerbahçe basın sözcüsü yapsın. Değil mi? Tabii ki iletişimden sorumlu yönetici olayım Yönetici ben. ol, her türlü oraya Evet. ulaşırsın sen Tabii, hocam. fen federasyona hemen tık ben mesajlarımızı iletiriz. Peki ne mesajlar verdik hocam şimdi orada dumanla? Şimdi hakikaten Türk futbolu günden güne kaosa gidiyor. Özellikle bu Nihat Özdemir federasyonuna başı geldiğinden beri mutlu, huzurlu olan hiçbir kulüp yok. Yalan mı? Doğru. Ha, canı yanmayanlar da var, arada bağırıyorlar. Mart kedileri hocam sen. Mart kedileri, anladın mı? Onlara ben Mart kedisi gidiyorum. Biliyorum o Öyle yüzden dedim birkaç zaten. kulüp var. Bak ben isim vermiyorum. Tamam mı? Kim bundan feveran edip alınıyorsa işte o kulüptür o. Bak ben isim veriyor muyum? Yok vermedim. Birkaç kulüp var. Hiç kendi aleyhlerine hata olmadığı halde bağırıp çağırıyorlar. Onlar da bu tufaya katılıyorlar. Acaba biz de aradan bir şey götürür müyüz diye. Hatta maçlar olmadığı zaman bir de Harbi canı yanan olan kulüpler yok mu? Var. Hep hemen hemen takımların hemen hemen %90'ı başkanları, yönetimleri isyan ediyor, değil mi? Birkaç kulüp var. Onlar da hiç hata, hani canları yanmıyor ama onlar daha çok bağırıyor. Anladın mı? Ben onlara Mart kedileri diyorum. Fakat genel anlamda herkes mutsuz bu federasyondan. Özellikle bu MHK ve hakemlerden. Tamam mı? Dolayısıyla bunların da bu işi düzeltecekleri yok. Yani düzelme beklerken her gün kat kat artıyor. Skandallar artıyor, kararlar artıyor, çelişkiler. Dünkü Fenerbahçe Alanya maçı bile, hani maç 2-1 bitti. Tartışılan pozisyonlar vardı birkaç Var tane. ama hani şey, fazla toz kalkmadı, değil mi? Yani çok fazla böyle maçın Dünkü kaderini maçta, etkileyecek. bakın, hayır, dünkü maçta bile bak şöyle bir şey var. Fenerbahçe kazandığı için fazla toz kalkmadı. Şimdi bak şöyle bir durum var. Dün maç 2-0 olduktan sonra o ana kadar Fenerbahçe topla çok oynamamış falan, yalan ama. Kalesinde de öyle
İlk yarı bir pozisyon var. Bir sıkıntı. Bir iki pozisyon var. Fenerbahçe'nin de bu ara kaçan penaltısı var. 2-0 olmuş. Hani direkten dönen topları falan var. Falan filan. Fakat ne zaman maç sıkıntıya düştü? Çok sıkıntılı hale geldi. Penaltıdan sonra. Penaltı atıldı. 2-1'den sonra. O penaltı golünden sonra son 15 dakika Fenerbahçe taraftarı için cehennem azabı oldu. Değil mi? Birdenbire. Hocalar da ister istemez panik oldu biraz tabii hocam. Birdenbire öyle oldu. Tamam mı? Hı-hı. Peki bu penaltı. Şimdi bunu sorsan futbol eski hakemler, yorumcuların çoğu buna penaltı dedi. Yani çoğunluk penaltı dedi. Penaltı değil mi peki hocam? Benim gibi düşünen çok az insan var. Biz penaltı değil diyoruz. Niye hocam? Niye penaltı? Ben öyle penaltı... Niye değil biliyor musun? 3 gün önce Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Tiam'a yapılan itme niye penaltı değilse o yüzden penaltı ondan değil. Ondan dolayı anladım. Anladın mı? Ama peki o Tiam'a yapılan pozisyonu olmazsa normalde penaltı ama değil mi hocam bu? Geçmişte verilmişse bu da verilir diyorsun. Ya şimdi beni izleyenler devrin, benim futbol anlayışımı bilir. Ben böyle penaltıları sevmem, vermem ben. Ucuz böyle penaltıyı sevmiyorsun. Bunlar sonra ucuz. Ha itme penaltı olabilir ama öyle bir itme olacak ki. Bak bir şey söyleyeyim. Sadık itiyor ya şeyi. Arkadan böyle. İtiyor ya. Evet. Şimdi bunu tabii ağır çekimde görünce aa itti diyorsun değil mi? Peki Babakar böyle o kadar şiddetli itilen bir adam yere nasıl düşer sence? Düşer değil mi? Yere düşer yani. Bildiğin yüzü koyun yıkılırsın. Ne yapıyor Babakar? İki ayağının üstüne düşüyor. Bak dikkat et. Sadık itiyor. Herkes seyretsin bir daha posunu. Sadık itiyor. Babakar önce iki ayağının üstüne bir iniyor. Duruyor. Sonra yere düşüyor. Bu şiddetin yani onun fiziğini düşününce Babakar'ın bu yapılan şiddetin onu bozacak, onu dağıtacak bir şiddet olmadığının göstergesidir. Kasımpaşa Fener maçında Tiam'a yapılan da aynısı. Ben Tiam'a yine de penaltı demem. Ben, millet kızıyor bak onu vermedim. İkisi de penaltı değil. Tiam'a yapılan da hafif bir dokunup çekmedir. Bu futbolda olur, defans oyuncuları bunu çok yapar. Forvetler de bazen ön almak için defansa yaparlar böyle. Çekerler ucuz önde geçer. Yani tabii ki futbol oyunu temaslı bir oyundur, bunlara müsaade eder. Anladın mı? Çayın iç hocam. Bilmiyorum hiç hocam. Ya. Sana çok çünkü... Değişir mi yani bu? Önemli bir haberim var hocam. Gene bilmiyorum. Mi? Evet hocam. İç bir yudum oh. Oh. Hocam burada düdük alsın. Ali Palabıyın değil mi? Her hafta bir dakika hayır hocam. Alanya maçıyla ilgili konuşacak mıyız hiç? Konuşacağız bir dakika oraya geleceğim hocam. Şimdi federasyondan başladık ya ondan dolayı. Süremiz az. Düdük astık oraya. Oraya asacağız. Hepsini asacaktık değil mi hocam? Senin o düdüğünü astığın Ali Palabıyık 2021'in FIFA listesinde birinci hakem. E tamam ne yapayım? Ben demek Ali... ki mesaj yerine gitmemiş hocam. Mesaj bak bizim ondan istediğimiz devrimcim arada bir ince şey var. Ben o gün de dedim Ali Palabıyık hakemliği bıraksın. Hakemlik yapmasın demedim ki. Fenerbahçelerine verilmiş. Ben Fenerbahçe maçlarında düdük çalmasın diye onun düdüğünü asıyorum. Anladın mı? Bu arkadaşım ben düdüğünü asıyorum. Bu Fenerbahçe maçı yönetmez. Düdüğünü asıyorum bu arkadaşımın ben. Anladın mı? Gitsin inşallah Manchester City Real Madrid finalini yönetsin mesela. Yönetsin kardeşim. Mesela Cüneyt Çakır da değil mi? Dünya Avrupa Kupalarında final yönetmiyor mu? Dünya Kupası'nda düdük çalmıyor mu? Çalsın ama mümkünse o da Fenerbahçe maçlarında düdük çalmasın. Peki Avrupa'da hakemlerimizin başarılı olduğunu düşünüyor musun hocam? Hiç düşünmüyorum. Nerede başarısı? Nihat Özdemir açıklama yaptı. Ya, Avrupa'da ya. Serdar Tatlı açıklama yaptı Nihat Özdemir'de. Ya boş ver Kokar abi törende. Ya. Hocam söyleyeyim sana. Dedi ki Avrupa'da hakemlerimiz çok iyi. Çok iyi maçlar yönetiyorlar. Daha da ileriye gidecekler. Ya hiçbir maç yönettikleri falan yok. Avrupa'da mesela Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyorlarsa mesela orada VAR diye bir şey var değil mi? VAR. Bizdeki VAR'dan orada da var. Ama onlar VAR'ı başka kullanıyor. Anladın mı? Bu VAR'ı bizimkiler başka kullanıyor. Zaten diyorum ya bak sorunlar dikkat etmiyor musun? VAR sisteminden beri sorunlar katlanarak büyüyor. Peki niye VAR niye geldi? Sorunları azaltmak için. Azaldı mı? En azal indirmek için. Bu kadar gürültü bile çıkmıyordu. Daha çok gürültü çıkmaya başladı. Hocam hakemler daha da rahatladı. Şimdi her pozisyonda VAR'a bakıyorlar. Ya gitmesi gerektiği zaman gitmiyorlar. Ya da hiç gitmiyorlar. Ya da vardaki affedersin davarlık yapıyor. Çağırması gerekirken adamı çağırmıyor. Adam görmemiş. Çağır adamı kardeşim. Çağırmıyor. Dolayısıyla bir tane yeteneksiz hakem sahadayken 3-4 tane de rivaya odaya soktular. Anladın mı? 4 tane yeteneksizin açtığı hasar daha çok olur. Daha çok olur. Bir tanesiyle idare ediyorduk. Ah o hata yaptı falan filan geçiştiriyorduk. Şimdi her şeyde bir şey arıyorsun. Anladın mı? Var yani böyle bir şey olur mu? Mesela Kasımpaşa maçında yine Sinan Gümüş'ün ayağına atılan tekmeyi... Net penaltı hocam. Amerika'daki Kızılderililer bile gördü tekmeyi değil mi? Doğru. Halis göremiyor. Önünde bir metre her şey kabak gibi görmüyor. Göremiyor mu? Görmek istemiyor. Görmek hocam. İstemiyor Halis Özkayı Efendi bana göre de. Anladın mı? Ne var ki diyor bileği kırılmadı ya diyor kendi kafasına göre.
Onun da Fenerbahçe'yle bir sıkıntısı vardır gençliğinden. Bunlar hep çocukluktan hani başlarına... Sıkıntısı olmayan hakem var mı Fenerbahçe? Çok az, çok az, çok az. Bunlar çoğu topu küçükken inşaata kaçan çocuklar herhalde. Bir sıkıntıları var ruhsal. Ruhsal bir bozuklukları var herhalde bunların. Kafayı takmışlar, anladın mı? Mesela Fenerbahçe'nin işte mesela Thiam'ın pozisyonu penaltı çalamazken, itmeyi hafif görürken Sadık hiç çalmasın. Ama Sadık'ınkini böyle yapıyor bak. Tut diyor hemen. Hemen anladın mı? Beklemeden hemen. Halbuki iki itme arasında hiçbir fark yok. İkisi de şiddetsiz. Bak ikisi de şiddetsiz. Bak ikisi de penaltı değil ha. Thiam'ınki penaltı, bu da penaltı falan değil. İkisi de penaltı değil. Bunlar hayatlarında futbol oynamamışlar. Bunlar 18 içinde mücadele etmemişler. Hocam bunlar aynı maçta standartı sağlayamıyorlar. Bir önceki maçtan bu maça nasıl kıyas yapacaklar? Aynen. Mümkün değil. Bakın her ayağa basmak kart olmaz. Ayağına bastı. Resmi görüyorsunuz. Hepiniz feberan diyorsunuz. Ayağına bastı. Niye hakem atmadı? Kardeşim bak bu ayaklar var ya. Bu zavallı tırnaklarım benim. 150 kere düştü benim ayak baş parmak tırnaklarım. Morardı düştüm o top oynarken. Düşer. Çünkü futbolda top ortada kalır ikili mücadelelerde. Bir tanesi daha önce dürter. Senin dürttüğünde senin ayağında gelir onun ayağın üstüne basarsın, tamam mı? O zaman ilk dürten? Her futbolcunun baş parmakları en az futbol hayatım önce 20 kere 30 kere değişmiştir. Düşmüştür tabii. Anladın mı? Dolayısıyla bu bastı görüntüyü de koyuyorlar. Niye hakem bunu atmadı? Böyle şey olur mu kardeşim? Sonuçta herkes hamle yapacak. Tabii ki aynen. Sen o basma nasıl olur biliyor musun? Adam topla giderken kasti sen gelirsin olursun. Arkadan herifin bileğini atlarsın. Önden herife çift tabanla atlarsın. Öyle olur. Ortada kalan bir topu o senden önce düttü. Ben de onun ayağına bastım. Al sana sarı kart. Al sana bir daha 3 dakika sonra hadi güle güle. Böyle olur mu? Hocam zaten anlarsın. Yani o adamın niyetinin ne olduğunu zaten ya, topa giderken anlıyorsun. Niye Premier Lig'de bu kadar adam atılmıyor? Niye La Liga'da adam bu kadar atılmıyor? Onların futbolcuları biz daha mı sert oynuyoruz? Yok. İngiltere'de maçlar Avrupa'daki 5 büyüklükte daha sertlikte geçiyor. Ve orada da ayaklara basma var, atlama var. Niye insanlar lapır lapır böyle atılmıyor? Çünkü bunlar hakem değil. Futbol oynamamışlar ve futboldan hiçbir alakaları yok. Peki hocam hakemleri konuşmak ve bitiremeyiz. Hocam bir yudum daha içtik. Duman gitti değil mi Duman? Duman gitti hafif. Öyle. Şu anda Riva'ya doğru yola çıktı gidiyor hocam. Tamam. Şu anda köprüyü geçiyor. Aynen orada da büyük bir ateş yakarlar şimdi. Kadıköy'e doğru Fenerbahçe kulübüne cevap verirler. Çayını içeceğim. Siz istediğiniz kadar bağırın. Biz istifa etmiyoruz. Etmiyor. Sizi doğramaya devam ediyoruz diye şimdi Kadıköy'e doğru duman yollarlar. Şu anda köprüyü geçiyor hocam iç çayını iç hocam. Yeter ya boğazın, sen de bak. Boğazın kurumasın hocam. Kurumaz. Bugün mutluyum ben. Hocam. Bugün mutluyum. Biliyorum. Çok mutlusun hocam. Galip Fenerbahçe dün galip aynen geldi. Hocam 3 galibiyet arka arkaya. Bir seri başlıyor. Görünen o. Ne diyorsun hocam? Dünkü maçtan memnun musun? Çok kısa anlatır mısın? Dünkü maç sana göre çok önemli bir galibiyet mi? Bir de sana şunu soracağım hocam. Teknik direktörlük de yaptın. Yapıyorsun. Çok iyi biliyorsun futbolu. Topa sahip olmak mı? Galip gelmek mi? Ne demek? Böyle mantıksız soru olur mu ya? Ben mantıksız soru sormuyorum hocam. Dün Çağdaş Atan dedi ki ya biliyorum, %72 biz topa sahip olduk. %28 Fenerbahçe sahip oldu. Erol Hoca da dedi tabelaya bak dedi. Bak devrimciğim biz şimdi var ya bak. Sen bana öyle şeyler mesela anlatıyorsun ya. Hı hı. Sen beni herhalde Amerika'da Kızılderililerle birlikte yaşıyorum zannediyorsun. Hocam estağfurullah. Benim bütün gündemi takip ediyorum. Biliyorum. Kimin ne dediğini ben biliyorum. Çağdaş ne dedi. Anladın mı? Ben bunlar üzerinde saçma bulduğum için yorum yapmak istemiyorum. Fenerbahçe %65 topa hakim olarak oynamadı mı daha 2 hafta önce Malatya maçını? Ne oldu kaybetti. Ne mi oldu? Kaybetmedi. Rezil usul aldı. 3-0 yenildi bir de. Saracoğlu'nda şu Malatya takımından. Malatya bizden sonra herkese yeniliyor. Şu Malatya takımı, dedeler takımı 3 tane attı bize 3-0. Bir baktım maçtan önce %65 Fener topla oynamış. Ama 3 puanı Malatya. Öyle saçmalık olur mu? Bak bu topla oynama süreler, işte ısınmış haritalar, bölgeler, sana hep anlatıyorum ya, ısrar atıları, pas istasyonları. Gruplar arası bağlantılar. Evet, bunları bu spor yorumcuları var ya, hiç futbol oynamamış. Kendilerinin futbol oynamadığı için futbolu da bilmiyor. Böyle rakamlarla işte... Seyirciye sanki futbolu çok öyle. Bilmiyor hocam. Evet, yorumcuyum. Para kazanacak ya tabii. Yorumculuktan. Precision geçişler. %72 hakim oldu, %28 onda kaldı. Atakların %14'ü sağdan oldu falan filan. Görüntüsüyle işlerini yürütüyorlar, tamam mı? Maalesef futbol seyircisi de, futbol taraftarları da, milyonlarca insan bunları dinleye bunlardan etkilendiler. Antrenörler de bunlardan, kurnaz ya antrenörler de bunlardan yola çıkılıyor. Mesela 3-0 galip
Nasıl oldu ya? Aslında %72 top bizdeydi. 25 orta yapmışız. Rakibin 4 ortası var. 4 orta 4 tane koymuş herif. 4-0 maç. Koymuş. Koymuş yani gol koymuş öyle ya. Yani. Gol atmış demin diyelim hocam. Gol koymuş. Atmış. Ya tamam. Sen bir sokağa çık bakalım millet ne diyor. Tabii, burası... Biz size kaç tane gol attık mı diyor. Kaç tane şey, benim dediğimi mi diyor. Yani Allah Allah bu kadar da hocam, değil hocam Mourinho noktayı koydu. Futbol. Dedi ki sordular dediler ki hocam işte %68-%70. Onu da biliyoruz evet. İsterse topu alsın eve götürsün. Ben 3 puan aldım dedi. Ya biz bitti Mourinho hocam. Biz Mourinho dünyada yokken bunları söylüyorduk bu yani. Ya. Ya kardeşim sen maça bakacaksın maça. Maça bakacaksın. Kim daha etkili şut atıyor? Hangi takımın oyuncuları daha kaleye etkili şut atıyor? Hangi forvet oyuncuları daha süratli rakibin arkasına sarkıyor? Anladın mı? Hı hı. Kim daha çok gol pozisyonu üretiyor? Kim daha fazla ikili mücadele kazanıyor? Ona bakacaksın. Yoksa istatistik ne ya? Benim Fenerbahçe'm, hayal ettiğim Fenerbahçe rakibi Kadıköy'de boğar hemen. Öyle topla mopla oynamasına müsaade etmez. 5 hata üst üste kendi yapar. Anladın mı? 5 ataktan sonra Alanya belki bir kontratak yapar. Hani böyle maç oynamaz. Ama öyle düşünen teknik adamlar var. Erol Bulut gibi. Rakibe verip çekilip bekleyip ani topu kapıp gol atmak. Bunu da başardılar. Yani şöyle olsa anlarım. Alanya bu kadar toplu oynamış da Fenerbahçe'yi kalesine hiç getirmemiş. Kendisi de 5 tane gol kaçırmış. Öyle mi? Yok. Fenerbahçe 5 tane gol pozisyona girmiş. Net pozisyona girmiş. Bir de penaltı kaçırmış. Bir topu direkten dönmüş. Alanya'nın da 3 tane pozisyonu var. Hani çok net dediniz. Özellikle Sinan'la şeyi görünce, Sadık'ı görünce dedim acaba dedim. Çünkü hani Serdar Aziz tabii ki şeyden çıktı, Covid'den çıktı. Karantinadan çıktı. Biraz antrenman eksiği var ama Serdar Aziz'in olduğu yerde Sadık'ı oynatır mısın hocam sen? Yok oynatmam mümkün değil. Değil mi hocam? Mümkün değil. Benim her zaman söylüyorum Fenerbahçe'nin 4 stoperi varsa bir numarası Serdar Aziz'dir. Tabii. Anladın mı? Yani stopere benzeyen, stoper gibi stoperi Serdar Aziz'dir. Yalnız Sadık'ın hakkını yemeyelim. Bak hakkını yemeyelim. Ben Sadık'ın oyuncu kalitesinin Fenerbahçe'nin altında olduğunu geldiği günden beri söylüyorum. İlk günden beri ben o çocuğu Malatya'da falan da seyrederken deli dolu her tarafa koşan dağınık bir tip görüyordum. Zaten yaptığı penaltıda bunun bir göstergesi dağınıklığının. Orada bir panikledi falan filan. Anladın mı? Gereksiz bir penaltı. Atlıyor matlıyor falan filan. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Sadık 10 yıl Fenerbahçe'de kalsın. Hı. Yedek medek kalsın oynasın. Kabul ediyor musun Apo dersen, Abdülkerim abi dersen? Evet ediyorum. Hemen. İyi bir yedektir diyorsun. Yedek değil. Aslan. Aslan. Yüreğiyle oynuyor. Sen yedeğe oynamaya bakma. Bakma. Ne diyoruz? Yenilin ama yüreğiniz Çubuklu'nun oynuyor. Hakkını verir. Bu çocuk Çubuklu'nun hakkını veriyor kardeşim. Veriyor. Erzurum'a gidecek Fenerbahçe. İklim şartları malum. Her iki takım için de tabii. Maçın hakemi de Mete Kalkavan. Çok kısa bir Erzurum'la ilgili ne düşünüyorsun? Erzurum maçıyla ilgili. Bakın Erzurum ligde şu anda bildiğim kadarıyla ya sonuncu ya sondan birinci mi? Sondan ikinci mi? Bir üstte mi? Hı. İşte sonuncu de ona. Fakat Erzurum deplasmanı hep zor olur. Hı hı. Bak hep zor olur. Erzurum'da Fenerbahçe zorlanacak. Hem iklim hem zemin zorlanacak. Öğlen maçı dörtte maç zorlanacak. Fakat artık bir seri başlaması lazım. Seri derken şöyle işte Fenerbahçe 3 maç kaydırıyor. Arkadan bir bakıyorsun. 2 maç yeniliyor, bir maç berabere kalıyor falan filan. Bu durum yine ona dönüşmesin. Fenerbahçe'nin öyle diyorlar ya 3'te 3 yaptı. 3'te 3 önemli bir şey değildir ki futbolda. Hele büyük takım için 3'te 3 nedir? 8'de 8, 10'da 10, zaten 12'de 12. Böyle bu öyle yapınca şampiyon oluyorsun tabii zaten. Tabii ki yani büyük takımlar böyle olur. Mesela Bayern Münih kaçta kaç yapıyor değil mi? Yani. Geçen sene Liverpool mesela nasıl? Oh 25'te 25. Aykut Hoca ile kaç yapmıştı? 41 kere maşallah demiştik hatırlıyor musun Kadıköy'de 41 kez? O 41 mi 42 kez yenilmemişti. Bir de o 2010-2011 şampiyonluğunda 17'de 16 yaptılar. 17, biliyor musun? 16, 17'de evet. 16 yaptılar. Doğru. Yani büyük takım böyle seriler yapar. Fenerbahçe 3 maç kazandı manşetlerde. Kazanacak tabii. Allah Allah Fenerbahçe 3 maç kazanacak ne? Zaten 2 tanesi 3 günde oynandı. Pazartesi kazanacak tabii bunu abartmayın. Fenerbahçe 13 haftadır kazanıyor. Bu manşet atılır. Gazetede manşet bu olur. 3 15 haftadır kazanıyor, 17 haftadır. Evet. Galatasaray yine öyle, Beşiktaş öyle, Trabzon öyle. Evet, büyük takımlar öyle. İçin o olur. Yani. Anladın mı? Evet. Mete Kalkavan hocam. Mete. Dikkat et Mete. Koyarlar. Koyarlar sepete. Gönderirler memlekete. Bak kaç kere bu sepetten döndün. Bak bu son sepete atışın olunur Mete. Sana söylüyorum evladım. Tamam mesaj yerine gitmiş. Adam gibi yönet. Senden kimse bir şey istemiyor. Bizi tut. Aman normal yönet kardeşim. Normal. Güzel yönet maçı.
Bütün beynindeki o kirli düşünceleri at. Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olur mu? Falan filan. Ulan bu Fenerbahçe eyvah eyvah bu maçı da kazanırsa gidiyor mu? Bu şeytani düşüncelerinden kurtul Mete. Fenerbahçe diye düşünme. Sarı lacivertli çocuklar var, mavili çocuklar var. Öyle maç yönet Mete. Sonuç ne olursa olsun Mete. Mete. Peki hocam. Rasim Ozan Kütahyalı ile buradan biz yavaş yavaş yola çıkalım federasyona doğru. Niye? Hayırdır? Anlamadın mı hocam? Yok. Bir dakika. Yok, transfer değil. Olamaz. Transfer değil. Tutuyorum. Kimse gelemez kardeşim. Kimse gelemez. Aşık abi. Yeni bir Fener transferi gelemez. Transfer sezonu geldi biliyorsun. Rasim kapıları tutuyordu ya. Fener'e oyuncu gelmesi diye kapıları tutuyordu. Gidelim mi? Ne diyorsun? Tavsiye eder misin? Dünya yıldızı geliyor hocam Mesut Özil. Aa, gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber Mesut olalım. Mesut olalım. Bravo. Mesut olalım. Mesut. Mesut. Sen de Mesut musun hocam şu an? Mesut olalım. Mesut Özil. Evet. Fenerbahçe. Yok diyorlar işte 6 ay oynamamış, maç eksiği var bilmem ne. Mesut Özil, Mesut Özil'dir hocam. Her zaman gelir aslanlar gibi çıkar oynar. Değil mi hocam? Ya şimdi şöyle bir şey düşün. Neymar'ı alıyorsun şu anda Neymar'ı. Ya da Messi'yi alıyorsun. Ya da ne ya? Şöyle bak inanç bak Türkiye'de artık içi o kadar abartlar ki. Mesela Neymar'ı aldın değil mi? Şöyle derler biliyor musun? O bizim top oynamamış futbol ulemaları var ya. Hani yazanlar, büyük çizenler. Yorumcular. Böyle varlar. Neymar yetenekleri tabii ki tartışılmaz. Ancak Neymar son 8 haftadır ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı, ödemden dolayı 8 haftadır idmansız ve maç oynamıyor. Maç eksiği çok. Acaba bu süreçte Fenerbahçe'ye ne verebilir? Böyle anladın mı? Entel çocuklar yorum yapıyorlar, millet atlıyor. Ya Mesut Özil'in yaklaşık ben bir senedir vallahi ciddi bir maçını seyretmedim değil mi? Yani uzun 6 aydır falan maç eksiği ben var. Ben düşün işte ben 6 aydan da fazla ben bir senedir Mesut Özil'in canlı bir maçını seyretmedim. Premier Lig'de de Alman bir takımda. Hani özledim Mesut'u seyretmeyi. Evet. Bütün dünya biliyor zaten bunu. Peki Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmesin mi? Ulan gelmesin diyen adama döverle sopayla döverler. Ha diyeceksin işte Falco'ya geldi, Van Persie geldi. E tamam da geldi kardeşim. Yani bir transfer sadece gelecek, takımı alacak, tek başına sırtlayacak diye mi yapılır? Bak büyük kulüp olmak böyle bir şeydir. Yani insanlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ne diyorlar? Üç büyükler, Trabzon'da dört büyükler. Niye büyükler? Yani bunlar şampiyon olduğu için mi çok büyükler? Yani anladın mı? Çok büyükler. Niye bunlar büyükler? Bunları büyük yapan sadece şampiyonlukları değil. Yaptığı sansasyonel transferler. Anladın mı? Tabii. İşte reklamları, işte sosyal medyada etkileşim sayıları. İşte dünyada diyor ki etkileşimde Fenerbahçe ilk 5'e girmiş mesela. Bak bunlar büyük kulüp olduğu için oluyor. Büyük kulübün büyüklüğünü korumak için hep maç kazanmak yetmez. Devamlı maç kazanırsın, bir türlü büyük kulüp statüsüne giremezsin. Çünkü artık hele bu dünyada her şeyin reklam üzerine döndüğü bir dünyada şimdi Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer yaptığı gün Ekvator'da, Kuzey Kutbu'nda, Alaska'da, Afrika'da, Eskimolar, Kızılderililer, İnkalar herkesin haberi olacak. Tabii. Tamam mı kardeşim? 25 milyon takipçisi var hocam sadece. Yani şimdi düşün bunun Mesut Özil'in transferini Fenerbahçe ismi geçecek. Nereye gidiyor Fenerbahçe? Sonra diyorlar ya Avrupa'da en çok hangi takım tanılıyor? Korkunç bir yetenek. Tabii ki sıkıntı Fenerbahçe transfer olunca sıkıntı yaşayacak. Hatta Türkiye'de birçok insan Mesut'u çok eleştirecek. Bu ne ya bitmiş bu falan. Çünkü fizik gücü zaten Mesut ince bir oyuncu. Oyunu tamamen zeka ve tekniğe dayalı bir oyunu var. Fiziksel özellikleri Mesut en iyi döneminde bile Mesut fiziksel olarak çok top bir adam. Mesela bir Ronaldo kuvveti, sürati, Mesut çabukluğu. Fizik olarak zayıf zaten. Evet, Mesut Özil'de hiç bunlar yoktu ki zaten. Hiçbir zaman da olmadı. Evet. Ama korkunç bir zeka, korkunç bir teknik, oyun olarak. Görüşü. Fiziksel olarak da normal duruma gelirse çok iş yapacağı kesin. Velev ki yapmadı değil mi? Mesut Özil transferine kimse yanlış diyemez. Kimse isterse oynamasın. Van Persie kadar oynasın. Gelsin Fenerbahçe'nin formasını giysin. Aynen öyle. Peki yani hocam. Bu bir kere yani buna affedersin çamur atmak sadece Fenerbahçe kompleksinin bir tezahürüdür. Anladın mı?
Ben de buradan onlara sesleniyorum. Mesut Özil transferini karalayanlara. Nazar etme, ne olur. Çalış senin de olur. Senin de bir gün çalışırsan Mesut Özil'in olur. Peki hocam, çok kısa bir de Beşiktaş gümbür gümbür geliyor. 6 tane attı. Sergen Hoca'yı çok Sergen. Sever. Çok seversin Sergen Hoca'yı. Çok biliyorsun. Biliyorum. Kardeşim gibi, oğlum çok gibi severim. Biliyorum hocam. Bravo Sergen, alkışlıyorum hakikaten. Ha, eleştiriyorlar, çok konuşmaya başladı işte hakemlerle falan filan. VAR'la ilgili çok konuşuyor falan diye. Falan filan, hakemlere itiraz ediyor falan. Olabilir çünkü o da artık bir top antrenör seviyesine gelmek istiyor. Hı hı. Yani şampiyonluk yaşarsa ancak bunu sağlarsın. Anladın mı? Hı hı. Mesela Beşiktaş'ta 3 sene 4 sene kalıp Sergen 3'ünde de 4'ünde de şampiyonluk yaşamazsa Sergen hayatı boyunca bir daha top antrenör olamaz. İşte Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. Hı hı. Şampiyon olan işte Okan Buruk var ama hala bana göre top antrenör olamadı. Çünkü bir şampiyonluktan sonra neredeyse kovulacak duruma geldi. Yani, bu duruma geldi. Yani, o onun top antrenör olmadığını gösterir. Anladın mı? Hı hı. Top bir antrenör takımını en azından buralara düşürmezdi. Dolayısıyla top antrenör seviyesine gelmesi için... Sergen'in mutlaka Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşaması gerekir. Hı hı. Ben tabii ki Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim. Ama Fenerbahçe şampiyon olamazsa Sergen şampiyon olsun. Yani Beşiktaş şampiyon olsun demiyorum bak. Sergen Yalçın şampiyon. Sergen Yalçın. Seviyorum açık net. Seviyorum. Biliyorum hocam. Peki Sergen'le oturup bir merhaban. Yok. Bir çeçmişim var mı? Yok. Bu sevgi nereden geliyor? Duruşundan, ekrandan ya, ekrandan. Aynen. Halinden, tavrından, hayata umursamaz bakışından. Hocam inanılmaz bir adam. Ya. Rahat adam. Yani dünyanın en rahat adamı. Ben böyle adam seviyorum. Çünkü işi gücü yok öyle hukkabazlık. Hani hukkabazlıklar dediğim şu. İşte takımımı bu sene, bu hafta bütün detaylarını aldım. Analizleri çıkardım falan filan. Hikaye yok. Hatta yardımcılarından birkaçını tanıyorum. Benim çok sevdiğim çocuklardır. Murat sayılır. Bir tane de şey var. Ozan var. Ozan bana anlattı. Abi diyor, tam senin kafanda diyor. Hani mesela kampta herkes bir örnek giyinecek. Herkes saatinde yemek. Öyle bir şey yok diyor. Herkes kafasına göre. Herkes istediğine göre diyor. Rahat ortam. Tam benim arzuladığım şekil. Anladın mı? Ben de öyleydi hocam. Biz onu takip ederdik. Dünyanın en rahat adamı. Yasak mı koymuşlar? Adam gelirdi bize konuşurdu. Röportaj yapardı. Onu Sergen söyleyeyim. Yalçın çünkü. Yani bu. Şu var. Yani futbola biraz da eğlence yönünden bakıyor ya. Böyle espri yönünden. Hocam çok ciddi almıyor öyle böyle. Aynen öyle. Doğrusu da hocam. Tabii ki o. Yani. Tabii ki ne olacak sanki ki? Sanki şey atomu parçalıyorsun hocam. Ya, yok öyle olmuş, evet, öyle olmuş. Evet, böyle bir uçak yapıyormuş gibi anlatıyor bu antrenörler. Oğlum Covid var ya, ne bir gün Allah korusun Covid oldun. Öldün ne olacak? Yok analiz takımları buldum. Bırakın ya. Yanınıza 92 tane yardımcı antrenör alıyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp. Kimi kandırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir takıma idman yaptırıp maça hazırlayacaksınız. 90 tane yanında yardımcı antrenör var. Hocalara söylüyorum. Anladım. Yalandan iş kolu. O da gelsin, bu da gelsin. Bizde 3 tane vardı be. Biz 3 tane. Vallahi 3 tane. Arkadaşlarım iyi sahibi hoca, yardımcı, kaleci hocası 3 tane. Bu bitti, kadar. Bitti. Şimdi bir bakıyorsun futbolcudan çok sahada antrenör var. Yardımcı antrenör. Analistleri var. Bilmem şeyleri var. Analistçi, squat ekibi, beslenmeci, moderatör, direktör, diyetisyen. Kuleleri toplayan, ışıkları var, üstte oturan, gözlem yapan, dronları uçuran. Ah vah vah vah. Hocam, peki şampiyonluk Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında mı geçer? Ne diyorsun? Çok kısa bir de Fatih Hoca çünkü şu anda hiç memnun değil. Fatih Hoca yani istediği transferler yapılmıyor. Takım kötü gidiyor. Galatasaray ile ilgili de birkaç cümle bir şey söylemez. Galatasaray'da işler kötü de gitse, Beşiktaş'ta zaten işler yoluna girdi. İşler kötü de gitse Galatasaray devre arasında toparlanır. En kötü toparlanır. Şimdi zaten ligde puan olarak da bir fark yok arada. Çok fazla bir fark liderler yok. Liderler arasında 4 puan var değil mi? 4 mü var? 4 puan var. 30'a 34 galiba. Bunlar hiç puan farkı falan değil ki. Kaldı ki önümüzdeki hafta 2 hafta sonra Beşiktaş Galatasaray maçı var. Bu maçı da Galatasaray hani yenilmeden geçerse Galatasaray yine hiç yarıştan kopacak. Yani kopmaz Galatasaray. Devre arasında yapacağı 1-2 transferle Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak. Yani bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray arasında geçecek bu şey. Yarış. Şampiyonluk yarışı. Trabzon'da da Abdullah Avcı iyi arkadaşım. 1-1 gidiyor hocam. 1-0, 1-0, 2-1, 2-1. Ama bu kadro şampiyonluk için yeterli değil. Trabzon için. Ha şöyle olabilir. Bak çok kuvvetli bir forveti var. Ekuban, Envakame. Hı-hı. O Canini bir de Afobe fena değil. Mutlak stoper almaları lazım.
Mutlak. Trabzon'un. Mutlak. Bu iş Edgariye ile, Ugo'yla, işte ne o Hüseyin'i ile falan olmaz. Olmaz. Mutlak iyi stoper almaları lazım. Takviye yapmaları lazım. Evet, iyi de bekler. Tamamen defanslı, iyi bir defans yapmaları lazım. Peki, bekleri bu... mekleri çok küçük. Jokey gibi, at binen jokeyler gibi iki tane beki. Öyle olmaz. Olmaz. Sevmiyorsun sen zaten. Olmaz, fizikli öyle, olacak hocam. Öyle orta. Peki hocam. Defans oyuncusu. Hocam Fenerbahçe'de Vizcan'ın adı da geçiyor. Olma ihtimali var. Senin hayran olduğun bir oyuncu. Beni bitirdin, bitirdin. Zaman dolmadı mı ya? Doldu, bitti hocam. Bitti, kapatıyoruz. Hadi bitirdi, bitirdi ya. Bitiriyoruz hocam. Vizca diyorum, başka da bir şey demiyorum. Peki hocam, Mesut'la kapatalım hocam. Gel gündüz. Tıklasınlar ve Mesut'la. Evet. Bizi tıklayın. Haftaya yine program yapalım. Tıklamazsanız haftaya yokuz. Program yok. Diyoruz gel ve... beraber Mesut olalım. Gel beraber Mesut olalım.